Profesör Doktor İlhami Güler. Müslüman dünyada ve Türkiye'de kamu hukuku neden zayıf? 1. İmparatorlukların hikayesi. Kur'an'da kamu mülkiyeti, zekat gelirleri, menkul olan savaş ganimetlerinin beşte birinden oluşan humusun toplandığı maldan oluşurdu. Kamusal otoritenin herkesin güvenliği ve refahı için harcayacağı mal mülk demektir. Daha sonraları koyulan haraç, öşür ve cizye vergileri de buraya aittir. Fütühatın gelişmesiyle elde edilen toprakların bir kısmı ikta olarak devlet başkanı tarafından işlenmek üzere bazı kişilere verilirken büyük bir kısmı da Hz. Ömer'in içtihadı ile devletleştirilerek sahiplerine kiraya verilmişti. Hazreti Ömer, Uğur'u fetheden komutan Saad bin Ebu Vakkas'a yazdığı mektupta ''Arazi ve nehirleri işleyicilerine bırak ki oralar Müslümanların bütününe gelir olsun. Sen oraları savaşa katılanlara dağıtırsan sonradan gelenlere bir şey kalmaz.'' der. Hz. Ömer fethedilen toprakları Haşr suresinin 6 ila 10. ayetlerinde geçen fey yani ganimet yani enfal grubuna sokarak özel mülk olarak değil devlet mülkü olarak kalmasını şöyle temellendirir. Bu fey ayetlerde geçen müminlerin hepsi için umumi müşterek bir haktır. Bu toprakları savaş gazilerine dağıtırsak sonradan gelen müminleri nasipsiz bırakırız. Haşr suresinin 7. ayeti ganimetin toplumun zenginleri arasında temerküz etmemesini, dolayısıyla dağıtılmasını önerir. Daha sonraları ortaya çıkacak olan devlet başkanının yani halife, sultan, padişah gibi fethedilen topraklar üzerinde sınırsız tasarrufta bulunma yetkisini veya toprak elde etmek için savaşa girişmeyi değil. Fetih kavramı Kur'an'daki anlamı ile değil, bu bağlamda ülke olarak toprak mülkiyetinin savaş ile el değiştirmesini yani İslam devletine geçmesini ifade eder. Ebu Yusuf ve Ebu Bey de bu toprakların Müslümanlar arasında özel mülk olarak da paylaştırılabileceği kanaatindedirler. İslam'ı başka toplumlara tebliğ etmenin yegane yolunun ülke toprak ele geçirmek olduğu, Arapların bir gerçeğe uygulaması ol olsa gerek. Kur'an'ın değil, Hz. Ömer'in içtihadı ahlaki açıdan nispi olarak doğrudur. Ancak sorumlu olan gayrimüslimlere ait olan özel mülklerin Müslümanların devlet mülkiyetine geçirilmesi tebliğin veya cihadın fetih olarak yorumudur. İslamiyete davet etmek için hikmet ve güzel öğüt ile havarilerin ve Hz. Muhammed'in yaptığı gibi elçi, mektup veya ulemadan oluşan tebliğ heyeti gönderme yerine komşuların üzerine ordular salma birbirinden ayrı iki ahlaki tutum ve tavırlardır. Birinci tutum dünyayı Darul İslam, Darul Dava, Darul icabe olarak ayırırken ikinci tutum Darul İslam, Darul Harp olarak ayırmıştır. Siyasi otorite de şura yani toplumun tümü ile birlikte oluşturulacak yerde kabile karizması ile önce Kureyş'e sonra da Ümeyye oğullarına tapılanmıştır. Burada temel kırılma noktaları 1. Fethedilen bölgenin tarım arazilerinin önceki sahiplerinin özel mülkü olmaktan çıkarılıp devletleştirilmesi. 2 siyasi otoritenin kabile aileye geçmesidir. Bütün İslam imparatorluklarının tarihi budur. Her ikisi de Kur'an'ın ahlak hukuka dayanan politik davasına terstir. Çünkü fütühatı gerçekleştiren savaş, Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir dönemindeki gibi kendilerini korumak için başvurmak zorunda kaldıkları haklı savaş değil, başlatıcısı Müslümanların olduğu yayılma savaşıdır. Dolayısıyla Hz. Ömer'in bu toprakları fey grubuna sokması doğru değildir. Bireysel ve toplumsal hukuk sorunlarını çözmek yazılı hukuk oluşturulamadığı için İslam toplumlarında sivil ulemaya bırakıldı. Daha sonra da kadılık müessesesi oluşturuldu. Ancak İslam toplumları devleti denetleyecek bir hukuki yapı yani kamu hukuku geliştiremediler. İslam toplumunun yöneticiyi denetleme hakkı yoktur. Çünkü halife, biatın verdiği yetkiyle halka karşı değil Allah'a karşı sorumludur. Kamu hukuku bağlamında benzer durum Avrupa'da da vardı. Siyasi iktidar ve toprak mülkiyeti kilisenin, kralların ve feodal lordların elindeydi. Burjuva sınıfının yükselmesiyle özel mülkiyeti koruyan yasalar çıkarıldı. Magna Carta ile başlayan süreç. Fransız devrimiyle de siyasal otorite kilise ve krallardan halka geçti. Siyasi otorite meşruiyetini halktan alıp topladığı vergileri şeffaf ve denetlenebilir bir halde kamunun hizmetine harcayan bir merci durumuna geldi. Hukuk devleti ve kamu hukuku da böyle doğdu devlete ait hazine ve onu kullanma etkisine haiz hükümet, istisnasız herkesin maslahatını, hukukunu gözetme konumuna geldi. Vatandaşlar da bunu bilerek vergi kaçakçısı olmadan sorumluluklarını yerine getirir oldu. Kamuya ait olan hepimize aittir. Avrupa'da devlet, kamunun temsilcisi olarak kuvvetler ayrılığı, yazılı hukuk yani anayasa, insan hakları, demokrasi ve layıklı ilkeleri üzerine kuruldu. Siyasi otoritenin yani halife, sultan, padişah gibi Abbasilerden itibaren kendini hilafet kavramı ve Allah aracılığıyla dolayımlamasıyla ile devlet mülkü ve tasarrufu onun mutlak, denetimsiz ve kutsal yetkisine geçmiş oldu. Mülk, toprak elde etmenin kaynağı fütuhat ile ganimet, zekat ve tarım ticaret vergileriydi. Saltanat da bunu istediği gibi tasarruf edebiliyordu. Bundan dolayı ahali bu mülke hiç kimsenin malı olarak veya Allah'lık olarak bakıyordu. Devlet malı deniz, yemeyen domuz sözü Böyle bir psikolojinin ürünü olsa gerek. Sultan istediğine devlet malını ulufe, arpalık, vakıf olarak dağıtabiliyordu. Ünlü Osmanlı şairi Şeyh Galip, kendi mesnevisi olan Hüsnü Aşk'ta kendisine yöneltilen Mevlana'nın mesnevisinden çalıntılar yaptığı suçlamasına Fahriye-i Şahane yani övünç vesilesi olarak şöyle bir cevap verir. Esrarımı mesneviden aldım, çaldımsa miri malı çaldım. Miri malı devlet malı demektir. Bu olgu, Osmanlı ahalinin devlet manına nasıl baktığını gösteren korkunç bir örnektir. Abbasilerde beytulmal, hazine, fethedilen ganimet toprakları ile birlikte tarım ve ticaret vergilerinden oluşuyordu. Arapların öteden beri çapul yapma tabiatları ile birlikte ticaret yapma kabiliyetleri unutulmamalı. Dünyada ticari kapitalizmin ilk defa Abbasiler döneminde Müslümanlar ile ilgili oluşturulduğu doğrudur. Ancak Türklerin hegemonyası yani Selçuklular, Osmanlılar ile birlikte ticaret zayıflamıştır. Devletin ağırlıkta ekonomik kaynağı artık sadece ganimettir. Özel mülkiyetin ve ticaretin zayıf olduğu bir toplumsal yapıda devletlu kavramı hem siyasi askeri bürokrasiyi imler hem de devlet aracılığı ile zengin olmayı. Yıkılış dönemlerinde hoşafın yağı yani ganimet kesildiği için yeniçeriler ayaklandığı gibi devlet de müşrif alışkanlıklarını karşılamak için dışarıdan borçlanmaya gitmiştir. Ekonomik kaynaklar hesapsız geldiği gibi harcanması da hesapsızdır. Haydan gelen huya gider. Osmanlı ahalisinde ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında rüşvetin yaygın olması ve normal kabul edilmesinin nedeni de budur. Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar. Fuzuli. Bal tutan parmağını yalar. Harmana koşulan öküzün önünden ala fesir gelmez. 2. Türkiye'nin durumu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda devlet arazileri genişti. Osmanlı'dan kalan özel vakıf mülkleri de devlete devredildi. Saltanatın yerini alan tek parti yönetimi devlet mülkü üzerinde istedikleri tasarruf yetkisine sahiptiler isteyen bu dönemde yapılan tahsis ve devirleri kaynaklardan öğrenebilir. Detayına girmeyeceğim. 1950 sonrası nispi demokratik dönemde devlet malı ve hazine arazileri üzerindeki tasarruflar devam etti. 1960 sonrası gerçekleşen iç kötü sürecinde vatandaşın hazine arazileri üzerinde gecekondu yapması ve sağcı muhafazakar siyasi iradenin bunu onaylaması ve keyfi sübvansiyon politikaları, rüşvet ve tavan yağma yani ganimet alışkanlığının devam ettiğinin göstergesidir. 2000'ler sonrası üretime ağırlık verme yerine devam eden rant ekonomisi ve siyasi iktidarın kamuya ait arazilerin yakınlara ve özel vakıflara istediği gibi tahsis veya devredilmesi, kanun değişikliğiyle köylülere ait olan mera mülklerinin belediyelerin tasarruf yetkisine devredilmesi aynı alışkanlığın devamı olan örneklerdir. Anadolu'da en yaygın hukuki anlaşmazlık davalarından birinin tarla arazi sınır ihlali davaları olması vatandaşların bu konudaki kültürel genetiğini ele verir. Özel mülkün ta baştan beri devlet tarafından hakkıyla tanınmaması bireyleri devlete bağımlı hale getirdiği gibi herkese ait olan mal ve mülke karşı da yöneticilerde ve halkta talan, yağma, ganimet gözüyle bakmayı doğurmuştur. Ebeveynle çocuk ve koca ile karı arasındaki ilişkinin sevgi ve şefkatin arkasından saygıya dayanan bir hukuk ilişkisi olması yerine bir mülkiyet ilişkisine dayanmasının kökeni de buradadır. Türkiye'nin devlet ile vatandaşı arasında ve vatandaşların kendi aralarında bir hukuk yaratamamalarının böylesine uzun tarihi ve teolojik bir geçmişi mevcuttur. 3. sonuç. Hristiyanlık kilise değil, sevgi, barış ve merhamet dinidir. Tarihsel Yahudilik bağlamında dini bir reformdur. Ancak İslamiyet Yahudilikte olduğu gibi adalet hukuka vurgu yapan bir dindir. Özel mülkiyeti esas kabul eden Kur'an, mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek hakimlere rüşvet olarak vermeyin der. Diğer hukuki konularda da ey iman edenler kendiniz ve ana babanız aleyhinde de olsa zengin veya fakir de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Allah onlara sizden daha yakındır. Adaleti yerine getirmede arzularınıza uymayın. Eğer hakikati çarpıtırsanız veya onun yerine getirmekten çekinirseniz bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır der. Müslümanlar tarihi süreç içinde bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde hukuk yapma işini ulemaya devrederek siyasi otoriteden bağımsız olarak ulemanın vicdani kapasitesiyle çözmeye çalışmışlardır. Ancak devlet ile toplum arasındaki hukuki alanda başta bahsettiğimiz gibi kırılmadan dolayı adaleti tesis edememişlerdir. Bu durum bugün de olanca çıplaklığıyla devam etmektedir. Çözüm Kur'an'ın önerdiği ve Avrupa'da olduğu gibi bir kam hukuku yaratmaktan geçiyor. Bunun da ilk adımı özel mülkiyetin ve özgürlüğün denenmenin ön şartı olarak ilahi bir hibe olduğunu anlamaktan ve kabul etmekten geçiyor. Profesör Doktor İlhami Güler